Şimdi Düz İçi Köy Enstitüsü mezunlarından İbrahim Uğurlu hocamız. İstanbul'dan misafirimiz oldular bu akşam. İbrahim hocamıza mikrofonu uzatacağız. Köy Enstitüsü mezunu kendisi. Köy Enstitüsü mezunu olduğu bir müddet öğretmenlik yaptı ama sonra kariyerini değiştirdi. Evet. Birazcık bize kişisel gelişimine, iş yaşantısına Köy Enstitüsü'nün kattığı değerlerin nasıl fayda sağladığını anlatmasını rica edeceğiz kendisinden. İbrahim hocam. Teşekkürler Süleyman hocam. Sağ olun. Evet. İyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. İyi Ramazanlar. Öncelikle sizleri kutluyorum böyle bir etkinlik için. Biraz önce Umut Beylerin hazırladığı mirası izlediğim zaman ayrı bir duygulandım. Orhan Pamuk Nobel ödülünü almıştı. Nobel ödülünü İstanbul'daki virane, küskün sokakları konuşturarak almıştı. İnşallah bizim Düz İçi'nden çıkan veya işte Umut Beyler gibi insanların bu köy enstitüleriyle de ilgili Nobel ödülü de alınabilecek diye içime böyle bir duygu geldi. Kutluyorum, tebrik ederim. Evet, teknolojik sebeplerle iyice anlaşılamadı ama orada o güzelim gençlerin kullandığı cümleler, ben bir daha inandım ki üretime dönük eğitim bu bilgi çağında, bu dijital çağda mutlaka gerekecek ve bizim insanlarımız da uçağa binip evrensel bir vatandaş gibi dünyanın her yerinde mesleğini icra edebilecek güce ve kudrete sahip olacak. Evet, ben iki tane abimin arasındayım şu anda. Süleyman Bey, evet, Aksu İlköğretmen Okulu mezunlarından. Ömer Bey yine Düzüçi İlköğretmen Okulu mezunlarından. Ben de onlardan sonraki 73-74 mezunu Süleyman Bey'le Ankara Yüksek Öğretmen Okulu aynı tabaklarda, aynı yerlerde yemek yediğimiz anlaşılıyor. Şimdi kısaca benim yönetsel ve yöneticilik bakımından bu okul bana neler kazandırdı şeklinde gittiğim zaman kendimi biraz anlatarak çocukluktan kişiliğimizin oluşumunda doğuştan başlayan beslenme alanlarımız var. Bu beslenmelerden sırayla gidiyorum. Görseli göstermek mümkün mü? Sesim geliyor mu bu ara? Dinleyicilere ulaşabiliyor muyum? Onu şey yapıyorum. Hatay Dörtyol ilçesinde 1950'li yıllarda dünyaya geldim. Babam Ömer Uğurlu, annem Ayşe Uğurlu. Babam da iş odaklı bir ailede dünyaya geldim. Babam özellikle iş bakımında bizleri bir meslek sahibi olabilmemiz için elimize çekiç vererek bu altındır derdi. Annem de oğlum insan aklı su gibidir. Hangi kaba koyarsan onu alır derdi. İş odaklı bir aile aileden gelen bir çocuk. Bahçelerde çalıştım. Sepetçilik yaptım, ev işleri yaptım, simitçilik yaptım, sandıkçılık yaptım, çobanlık yaptım. Evimizin de çay kenarında olması, su kenarında olması tabiatla ilgili de fiziken çok iyi beslendiğim için şükrediyorum. Öyle bir yerde doğduğum için. Geçebiliriz. İhtilali sebebiyle üzgünüm ki 3-4 yıl ilkokula geç başladım. O ihtilalin bizim gibi esnaf ailelerde açtığı yara çok derin olmuştu. 67'de öğretmen okulları sınavını kazanmak ve buna girmek gibi bir kendime bir hedef edinmiştim. Buna nasıl hazırlanırım diye hiçbir destekleyen öğretmenlerim yoktu. Biraz da kaygılarım vardı. Çünkü köy çocukları %75 alınacak. Şehirdeki çocuklar %25 olacak. Onun için sen kazanamazsın diyorlardı. Yaklaşık
Okulumuza 4 ilden alınıyordu. 10 bine yakın o zamanlar ilkokuldan itibaren mezunlar vardı. Bunların müracaatının içerisinde 200 kişiyi Haruni'ye düz içine çağırdılar. Orada tekrar ikinci bir sınav yaptılar. Bugünkü sınavlarla o günkü sınavı farkında olmak için anlamak, kavramak açısından orada sorunun birini örnek olarak izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Soru şöyle bir şeydi. Bir köy bakkalı kasabadan alışveriş yapacağı tuzunu, süngerini, sabununu, şekerini kasabadan alıyor, köyde satıyor. Eşeğine bir gün tuz yükü yüklüyor. Tam çaydan geçerken kaypak bir taşa basan eşek ayağa kayıyor, tuz eriyor, yükü hafifliyor. Bunu eşek artık anlıyor, ikinci seferde de yapıyor, üçüncü seferde de yapıyor, tuzlar gidiyor. Sonra bir gün bakıyor ki ya bu eşek bu işi kasıtlı yapıyor. Öyleyse ben bu defa bu eşeğe bir ders vereyim, sünger yükleyeyim bakayım diyor. Sünger yüklüyor, eşek aynı numarayı çekiyor. O geçeceği yerden aynı yerde ayağa kayıyor, düşüyor, sünger suyu çekiyor. Bizim eşek de ölüp gidiyor. İşte orada soru şu. Tek bir cümleyle bu hikayenin ana fikrini yazar mısınız? Sorularımız böyleydi o vakitler. Böyle testle azdı, testimiz yoktu orada. Hepsi bir akıl yürütmeyi gerektiriyordu. Ne yazsam diye düşünüyorum. Ya sahibi eşek, bir kurtuluş olsun dedim. Akılsız başın cezasını çeker sahibi diyerek yazmıştım. Kazanmayı da yine ümit etmiyordum. Toplam alınacak öğrenci 50-60 kişiydi. 40.ya kadar benim adımı söylemediler. İsmail Narlı hocam müdür yardımcımızdı. O çağırıyor. Urlu, Urlu demiş. Ben o sırada dalgınlıkla, heyecanla Urlu, ben İbrahim diye çağırılıyordum. Urlu diye çağırılma çevrende pek duymamıştım. Son anda fark ettim. O merdivenlerden şimdi müze olan, eğitim müzesi olan o merdivenlerden çıkışımı hiç unutamam. Geçebiliriz Akın Bey. Evet, birinci sınıfa öğretmen okuluna gittiğimiz zaman işte orada o ruh bambaşka bir şeydi. Davullarla, zurnalarla karşılaştık. Orada arkadaşlarımızın halayları, ciddi böyle kendimi başka bir dünyada gibi gördüm. Bütün abilerimizin bize ilgisi, yatakhaneye götürmeleri, yemekhaneye götürmeleri, kütüphaneyi tanıtmaları gibi anılarımız ve bize heyecan veren şeyler. Ertesi zaman tarım dersleri öğretmenim, şimdi kıymetle, hürmetle anıyorum. Yusuf Ziya Telli öğretmenimiz, sınıf öğretmenimiz olmuştu. Bizi önce tarımla tanıştırmaya götürdü. Tarım tanıştırması. Sonra işte terziye ölçülerimizi aldırttırdı. Takım elbiselerimizi ölçülerini aldılar. Yatakhanede her birimiz çok farklı bir yerlerden gelmiştik. Çok farklı bakış açısına, ön yargılarına sahiptik. Ama birbirlerimizi insan odaklı tanıyarak çok iyi bir kaynaşmayı sağladık. Devam edebiliriz Akın Bey. Yine okul her hafta mutlaka bir etkinlikler görürdük. Her hafta hiçbir şey olmasa bayrak töreninde o haftanın nöbetçi öğrencileri, okuldaki nöbetçi öğrenciler, görevini iyi yapanlar, sorumluluklarını iyi bilenler ödüller verilirdi. Veya onlar orada deşifre edilirdi, kötü yapanlar da. Ödül ve ceza mantığı çok güzel işliyordu. Devam edelim. Akın Bey. Evet, etüt abilerine falan bahsetmiştik. O sıralarda bende de her piyeslerde, şurada burada da, sınıfın etkinliklerinde de sunuculuk görevleri bana düşerdi. Organize etme görevleri bana düşerdi. Organizatörlük yapıyordum. Devam.
Akın Bey devam. Evet, şimdi bu okulun çok güzel hem disiplin, hem demokrasi, hem seçim kültürü denilen, bu okulda iki defa okul öğrenci başkanlığına aday oldum. Birinde kaybettim 40 oyla, ikincisinde okul başkanı oldum. Devam edelim. Pardon, burada bir şey daha söylemek istiyorum. Akın Bey, tekrar geriye dönersek. Burada üç arkadaşın omuz omuza verdikleri, yani seçimlerde, hemen bana göre şimdi sol tarafım, sağ tarafım Musa Tolu, Yusuf Yapıcı. Bunu organize etmek, öyle bir dairesel düşünmeyi, öyle bir ekip kurmayı ayrı bir şey yapıyor. Burada omuz omuza vermek de babamdan aldığım bir şey vardı. Tek bir, biz de üç kardeştik. Ben üçüncü çocuğum ailenin. Üç kardeşin birlik olmasında bir tek çöp olursa kırılırsınız, iki olursanız zor kırılırsınız, üç olursanız hiç kırılmazsınız, kazanırsınız derdi. Oradan da etkilenerek, ama arkadaşlarıma demiştim ki paramız yok, onun için tek tek resim yaptıramıyoruz diye. Seçimlere de son anda, son bir çağrıyla çağrıldığımız için geliyoruz dedik. Çünkü bir demokrasi örneğini vermek lazımdı. Ümit de etmiyorduk kazanacağımızı, ama o sene kazandık. Devam edelim. Evet, kıymetli Mehmet Göl öğretmenimiz, bu konuda eğitim şefimizdi o zamanlar. Her hafta mutlaka eğitim şefi öğretmeninden önce ben kitap dağıtmak, ödül vermek, yatağını en güzel düzeltmiş arkadaşlara kitaplar verirdik. Diğer yemek nöbetlerinde, muhtelif nöbetlerinde düzgün görev yapmış arkadaşlarımıza ödüller verirdik. Cumartesileri böyle bir, yani köy enstitüsü ruhu devam ediyordu. Her ne kadar biz öğretmen okulu olsak da, orası köy enstitüsü arazisi, kampüsü olması sebebiyle köy enstitüsünün bütün çalışmaları orada vardı. Mehmet Göl öğretmenim de bu konuda örgüt başkanlığının, örgüt çalışmalarının, okul yönetiminin önemli gözetmeniydi. Biz onun gözüne bakarak bu işleri yapardık. Devam. Bir gün Mehmet Göl öğretmenim Kurtuluş Bayramı'nda Urlu, bir gün önceydi herhalde, Urlu, yarın bayramda, Kurtuluş Bayramı'nda bir konuşma yapacaksın demişti. O konuşma ne konuşulur? O sıralarda Osman Nuri Koçtürk'ün kitabını okumuştum. O okuduğum kitaptan, işte kara kılçık buğdaydan Meksika buğdaya geçersen ne olacak? Bugünkü GDO'lu olayların hepsinin o gün nasıl başladığını, bir patates, bir muz almak, öbürünü almak gibi besin ve beslenme konusunda böyle şaşkına döndüğüm bir hal vardı. Halka dönük konuşuyorum. Harunia halkına, Düzce halkına. İşte günümüzün savaşları ana karnında başlar diye başlayan bir içerikti. Uzatmayın. Böyle bir konuşmadan bir resim. Devam. Devam edebiliriz Akın Bey. Burada Bilge Dergisi, hemen oradaki Bilge Dergisi'ni de yine okul öğrenci kültür edebiyat kolum başkanlığımız gözetiminde veya onun da çalışmalarıyla, ama örgüt başkanına bağlı olarak yapılan bir çalışmaydı. Bu Bilge Dergisi'ni çıkarmanın mücadelesi de, demek ki diyorum o zaman Varlık Dergisi, İmece Dergisi, kütüphanemize o çok dergiler gelirdi ve çok dergi okuyorduk. Şimdi 72 yılında çıkardığımız bu dergide sponsorlar ayarlamışız. Birçok şeylerle Kadirli'de Yaşar Kemal'in yeğeni olan bir matbaaya bastırmıştık. Bunu da bu vesileyle söyleyeyim. Beynin besincisi öğretmen dediğimiz zaman, o zamanlarda öğretmen okullarının da kapatılma konuşulmaları vardı. İşte o zaman bu öğretmenliği, bu makalenin uzun anlatmıyorum, İşte sonunda öğretmenleri değersiz ve bir yığıntı haline
getirilecek diye bir kaygılar yaşamışız. Bu yazının içeriği o. Beynin Besincisi demek de o okuduğum kitaptan etkilenerek başlığı böyle koyduğumu zannediyorum. Sonra bu cümlem bir veciz bir söz oldu. İnsanlığın beyninin besincisi öğretmendir diye öğretmenliği vurgulamaya çalışmıştım. Çıkarken yazısında bizim aynı zamanda orada bir korsan yayınımız vardı. Korsan diyeyim sakın suç değil. Okul içi info yayın yapan bir radyo evimiz. Sabahtan akşama kadar yemek aralarında ne güzel oralarda sazlar çalınır, kemanlar çalınır, şiirler okunur. Yemeklerde öğretmenlerimiz veya nöbetçi öğretmenlerimiz, eğitim şeflerimiz yayın odasına çıkar, okulla ilgili verilecek mesajlarını o güzelim melodik sesleriyle, bugün hiç kulaklarımdan gitmiyor, o güzelim sesleriyle verirlerdi. Rahmetlik Muzaffer Ertürk'ün muhterem deyişi kulaklarımdan hiç gitmiyor. Mahmut Bozdoğan'ın seslenişi hiç kulaklarımdan gitmiyor. Aramızdan mutlaka bir cevherler çıkacağı şeklindeki çıkarken anlamında içeriğinde de çok güzel şiirler, çok güzel öyküler de olan bir dergi bu vesileyle. Bir daha geçelim. Okul müdürümüzün o zaman buradan tekrar dönelim. Okul müdürünün konuşması var. Orada göremiyorum ama bu derginin içeriğinde bir röportajımız var. Bu röportaj yeni gelen Nevzat Sügür öğretmenimizle, müdürümüzle yapmış. İskandinavya'da birçok ülkenin birçok yerlerinde de eğitim bakımından araştırma yapmış. Çok kıymetli, değerli, ortak payda üzerinde çalışan bir insan. Bize dünyanın eğitim sistemlerini de o yazının içerisinde görürsünüz, onu güzel anlatıyor. En son okulumuzu nasıl yöneteceğiz derken, okulumuzu öğrencilerimizle, işçilerimizle, öğretmenlerimizle, hepsiyle birlikte ortak payda ve gerçekten İsmail Hakkı Tonguç'un söylemek istediği, bizdeki tersinden bakarak öğrencilerle öğretmen ilişkilerinde ast üst ilişkisi yok denecek kadar azdı. Mehmet Gölöz hocamla da hala aynıyız. Düğünüme de katılmıştı. Bütün hocalarımızla da böyle sıkı bir dostluk bağı vardı. Aslı güçlük bağı değil, insani ortak payda da buluşma. Nevzat Sügür hocamız da bu değerli gelmiş geçmiş hocalarımızdan biri. Akif Korkmaz zaten ayrı bir efsaneydi. O da köy enstitüsünü, fikirlerini, felsefesini bizlere yaşatmak için elinden gelen gayreti yapardı. Geçebiliriz Akın Bey. Pardon, bu kollar vardı orada. Eğitim, okul kadrosu falan yok herhalde değil mi? İleride. Pardon, bir öne gelelim. Öne geliyoruz. Bir ön daha. Tamam, bir ileri. Kusura bakmayın. Evet, burada annem, küçük kardeşim Ömer, abim, kız kardeşlerim ziyaretime gelmişlerdi o vakit. Hemen sağ başında benim rakibim olan Osman Uğuş, dernek başkanlığı benden bir önce o yapmıştı, sonra da ben yapıyordum. Ama birbirimizle o kadar, yani demokrasi buydu. Düşman değildik. Oysa ki bakın, seçimler yapılırken mümkün oldukça herkes kendini seçtirmek için gayret etti. Ama o okuldaki en kıymetli dostlarımdan biri de benden bir önce dernek başkanlığı yapmış olan Osman Uğuş'tu. Ben de onun rakibiydim. Demokrasi öğretmen okullarında böyle bir şeydi. Onun için bu resmi de koymak istedim. Osman Uğuş'tan da bahsetmek istedim. Gerçekten disiplinli ama demokrat bir toplantılarımız oldu. Genel kurullarımız çok saygındı. Geçebiliriz.
Evet. Sonra Ankara Yüksek o öğretmen okullarının özelliği sınavlarını kazan 10 binlerden ilk 50-100'ün içinde olmaktı. Sonra da birinci devrede resim, müzik konusunda yetenekli çocuklar ortaokul sondan sonra Ankara ve İstanbul'a yüksek öğretmen okullarına gönderirlerdi. Beşinci sınıftan, altıncı sınıftan sonra da yüksek öğretmen okullarına not ortalaması yüksek olan veya okulda aktivitesi yüksek, not ortalaması arada bariz bir açı farkı yok ise bu tür öğrencilerde Ankara Yüksek Öğretmen Okulu, biz o sene Ankara Yüksek Öğretmen Okulu'na seçilip gönderilen öğrencilerden bir tanesiyim. Altı arkadaştık. Şu anda en soldaki benim Hüseyin Darıcı arkadaşımız, Allah rahmet eylesin, rahmetli oldu. Sami Tunar arkadaşımız rahmetli oldu. Bizler öğretmenlerimizden beslendiğimiz kadar arkadaşlarımızdan da müthiş derecede beslendik. Birbirimize çok çok olumlu yön veren, birbirimizden o 24 saat içerisinde beraber olmanın en güzel matematik formüllerini birbirimizden aldık. Devam edebiliriz Akın Bey. 74 yılında Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine öğretmen oldum. Okulu bir türlü açamıyorum. Kar yağmayınca hiçbir öğrenci gelmez diyorlar. Kız öğrencileri de hiç kaydettirmiyorlar. O kız öğrencileri kaydedebilmem için yaşadığım bir hikaye, öykü, roman olabilir. Ama sonuçta kız öğrenciyi de kaydetme başarısını tatmanın, ama bunun formülü de öğretmenlerimden aldığım bakış açısıylaydı bu. Evet demeden evet dedirtemezsiniz diyordu Mahmut Bozdoğan, Muzaffer Ertürk. Onun için mutlaka karşı tarafa da evet demesini de bileceksin. Sen her şeye hayır dersen, başkalarından da evet demeyi beklersen sana evet diyemezsin, demezler diye. Onun için o köyün şıkıyla, şeyhiyle, ağasıyla, muhtarıyla bu konuda nasıl bir ittifak kurduğumu, nasıl el ele verdiğimi ayrı bir hikaye o. Bunu kısaca geçiyorum. Evet, Pazarcık oraya geçmeden yine Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Delizburnu'nda öğretmenlik yapıyorum. O sıralarda akademiyi kazanmıştım. Bir yıl kadar gidip akademide bir okumak için ayrıldım. Tabii o ağrı benim şansıma Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yaparızın hediyesiydi. Üç ilçe seçiliyordu ama biz Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yaparız ruhu daha baskın oldu. Pazarcık'ta da o köyde öğrencilerin 5 sınıfı birden okutuyordum. Bu öğrencilerimin içerisinden mutlaka bir yatılı okula kazandıracağım öğrenciler olsun, bir yüksek tahsilli bir öğrenci olsun. Sonuçta doktor olan orada öğrencilerim de oldu. Bu hedefime 25-30 yıl sonra doktor olan öğrencimle karşılaştığım zaman o duygusal atmosfer benim için farklı bir şeydi. Devam edelim. Vedat Hocam, vakti bakmıyorum ben ama ikaz edebilirsiniz. Hızlanabilirim de hızlanıyorum. Şu anda farkındayım. Epey vakit harcadım herhalde. Yıl 1978-81, 4 yıl ticaret lisesine akademi bittikten sonra meslek dersleri öğretmeni olarak atandım. Köy enstitüsünden aldığım bir ruhla önce bir ticaret liselerinin kuruluş kanunu nedir, kuruluş amacı nedir diye araştırmalar yapıyorum. Bir gördüm ki ticaret liseleri öğleye kadar teorik dersler verilir, öğleden sonra tatbikat yapılır yazıyor. Böyle yazıyor. Ben de meslek dersleri öğretmeni olmuşum. Mesleki uygulama görevlerini bana vermişler. Bunu yapacağım ama bu konuda not vermek benim vicdanım almıyor bunu. Yani veremem diye düşünüyorum. Uzatmadan okul müdürüne söyledim. Eski köye yeni adet getirme. Şu anda Türkiye'de hiçbir okulda böyle bir şey yok dedi. Ama ben biraz bir inatçı. Kendi misyonumuzu kendimiz ediniyoruz. Öğrencilerimi gruplara ayırdım. O banka müdürleriyle konuşmalarımda
Hatta hoca hoca banka nedir bilmiyor musun? Ketumluktur. Burada öğrencinin ne işi var? Dedikleri cümlede sonuçta bir iki bankada böyle stajlar yaptırdık o ticaret lisesinde. Ama benden hemen birkaç yıl sonra istem dışı tayinim Kayseri Develi'ye çıktı. Tüm Türkiye'nin her tarafında bütün ticaret liseleri, öğrencisi, müdürler koşacak, bir bakkal buluyorsa bakkalın yanına verecek, banka buluyorsa bankaya verecek öğrencisini. Öyle öğleye kadar ders, öğleden sonra paydos yoktur diye bir genelge çıktı. Böyle bir karınca kararınca orada bir katkım olduğu kanaatindeyim. Bana bunun için kimse de böyle evet sen yaptın demedi ama ilk örnektir. Bu da köy enstitüsündeki bakış açımızdan kaynaklıdır diye düşünüyorum. Devam edebiliriz. Evet, sonra öğretmenlikten ayrılmak, kendi işimi kurmak gibiydi. Sonra Koç topluluğundan bana bir teklif geldiğinde dört yol Aygaz dolum tesislerinde başladım. Sonra Aygaz'ın bayilik teşkilatlanma işlerini yaptım. Bu şekilde bayilik teşkilatlanmada da daha dünyaya bakış açım farklı oldu. İnsan tanıma yeteneklerim hepsi o meslek derslerinde aldığım sosyolojide, psikolojide bunlar benim için çok kıymetli oldu. Bir sofraya oturduğum zaman o insanların, örneğin meslek dersleri öğretmenimiz, bakın bir köye gittiğiniz zaman bu köy göçebe bir köy müdür? Bu köy yerleşik bir köy müdür? Çocuklar nasıl anlarsınız diye bu tür sorularımız olurdu. O sorulardan örneğin yediklerine bakarsın, yaptıkları mayalı işlere bakarsın, turşusuna bakarsın, şöyle yaparsın, bu yerleşiktir. Yetiştirdiği hayvana bakarsın, büyük baştır, küçük baştır, buna göre tanırsınız. Ve insan tanımayı, köyü tanımayı, köyü tanıyamazsanız yönetemeyeceğinizi, o köyde çok acı çekeceğiniz şekilde hakikaten teşkilat derslerimizde, meslek derslerimizde, uygulamalarımızda, stajlarımızda iyi yetiştiğimizi kanaatindeyim. Bu sebeple de benim insanları tanıma, bayileri tanıma bakımından işe psikolojik yönden, kıskançlıklarını ölçme yönünden bir insan bir şey, bunlar iyi donandığım kanaati oldu. Sonuçta orada Lipet Gaz diye ikinci bir gaz şirketinin kuruluşunda satış ve pazarlama görevliği yaptım. Bu vesileyle hem dünyaya bakışım hem ülkemize bakışım Koç topluluğunda da çok değişti. Gerçekten bugün ülkemizde devletimiz dahi yeterince kurumsal değil ama Koç topluluğunda kurumsallığı öğrendim. Bu benim için kıymetli bir şey oldu. Evet, sonra alanında başarılı olan genel cerrah uzmanı abim Hüseyin Bey, aileyle, kardeşleri de bu işe katarak, ortak ederek, birbirimize el ele vererek Urlu Sağlık Ticaret Hizmetleri'ni kurduk. Bu kurduğumuz şirkete de ben genel koordinatör, yöneticilik, yönetim kurulu üyesi görevleriyle yöneticilik görevlerini yapıyorum. Şu anda bu hastanelerimizde yaklaşık 3 hastanede 1000'e yakın çalışanımız var. Geçebiliriz. Burada da yine ne yapacağım, ben tıp mezunu değilim, doktorluk yapmayacağım ve eğitimler yapıyoruz. İlk geldiğimiz zaman bir gün habire böyle sosyal hizmetler şeyinden, işte kadınlara iş nasıl bulunur, ne yapılır falan gibi bir görüşmeye geldiler. İşçi şey yapılacak. Sonra ya ben birini alsam işe, ikincisini alsam üçünü, bu problemi çözemem ki. O gelen ekibe demiştik ki ya gelin bak biz bunları bir hasta bakıcılığı ve yaşlı bakıcılığına nasıl olur diye eğitelim. Eğitelim derken benim verdiğim sertifika bir işe yaramayacak. Sonra düşündük, kaymakamıyla görüştüm, diğerleriyle görüştük. Halk Eğitim Merkezi'nden Avrupa Birliği'nde bile geçerli olacak
hasta bakıcılığı sertifika programını başlattı. Bu iyi bir örnek, yani ilk örneklerdendi. Bu da yine köy enstitüsünden gelen veyahut da öğretmen okulundaki kazandığım becerilerle oldu. İşte o zaman bakanlardan Gülder Akçit ilk sertifikalarını vermişti eğitim çalışmalarımızda. Yine sanatçılarımız da katılmıştı bu işlere. Ayrıca hastanemizi mutlaka akredite olması konusunda, akreditasyon konusunda başladığım günden itibaren kalite çalışmalarını yapıyorduk. Bu konuda da hastanelerimiz 100 üzerinden 99-95 gibi puanlar almakta. Sağlık Bakanlığı'nın kalite dairesi de bu ülkede örnek gösterilecek bir daire. Keşke bütün bakanlıkların, bütün kurumların bir böyle yeni kalite daire başkanlığı, ama bunların da etkin olması lazım. İsmail Hakkı Tonguç'un ya da Hasan Ali Yücel'in sonradan etkisizliği gibi değil, kalite konusunda aktif ve etkin olması gerekir diye orayı da düşünüyorum. Geçebiliriz. Geçelim. Ödüller almıştık. Bunu geçebiliriz. Bunu da geçelim. Ailemden bir resim koyuyorum. Bu aile anayasası toplantılarımızda, yazımlarında bir fotoğrafımız. Evet, aile de çok önemli. Devam ediyoruz. 40-50 yıl sonra da biz her ne kadar farklı anneler doğurduysa bir gözlerimiz yaşarıyor. Biz bu arkadaşlara oraya bir geldiğimiz zaman şu anda bütün arkadaşlarımı da yürekten selamlar diyorum. Sabahleyin 6.30 uçağıyla buradan binerdim. 8'de oradan, yani bu pandemi olmasaydı yine 17 Nisan'da 16 Mart'larda bir günlüğüne de olsa ben düz içine gider gelirim, orayı tavaf edip gelmek bana çok iyi geliyordu. Mutlu, hala böyle arkadaşlarımızla da ilişkilerimiz gayet iyi ve devam ediyor. Devam edebiliriz. Yine aynı görsellerden bir tanesi, arkadaş grubundan devam edebiliriz. Evet, köy enstitüsünde kaldığımı bir matematik diliyle bir anlatmak, bütün problemlerin anası iki insanı bir araya getirdiğin, insanlar paralel kenar gibidirler, hiçbir zaman kesişmiyorlar. Yukarı aşağı dediğimiz zaman çekişmeler başlıyor. Çekişmeler de problemi çözdürmüyor, problemi daha da büyütüyor. Ama bunu esnekleştir, yani bunun bir yerde buluşma şansımız yoktur. Öyle bir şeyde. Evet, bu köy enstitülerinin de batırılışı, yani kapatılmasının da altında insanların kişisel hırslarının yukarı aşağı çekmelerinin, buna ortak yaklaşımın her tarafı da hiçbir ön yargım olmadan dinledim. Her tarafından baktım. Bir sağından da solundan da baktım. Gerçekten köy enstitüleri mağdur edilmiş. Gerçekten köy enstitülerine ciddi bir haksızlık yapılmış. Bunun gerisinde sadece çıkar çatışması, düşünme, yani Hasan Ali Yücel gibi bir felsefe sahibinin getirdiğini, işe odaklı İsmail Hakkı Tonguç'un hakkını verememişler diyorum. İnsanlarımız iki kişi de olsa yukarı aşağı sen ben dediğimiz zaman bir herhangi bir ortak paydada buluşmak mümkün değildir. Onun için biz buna at bakışı diyoruz. Onu o okulda öğrenmiştik. At bakışı. Mahmut Bozdoğan sınıfa girdi, yatakhanemize girdiği zaman aslanlarım derdi. Çıkarken de çakallarım derdi. İkisi de canlı derdi. Neden var olan bir şeyi, bir yapıyı neden kullanmıyoruz? Neden yok etmeye çalışıyoruz? Hani biz insan olarak evet kötü bir canlıyız. Ve biraz önce o miras belgeselde bir kızımızın en kötü canlı insan demesin mi? Nasıl sarstı beni? Hakikaten de en kötü canlı biyolojik insan. Biyolojik insandan beşeri insana geçebilmek, insan cidden insanlığa geçebilmek zor bir hadise. Bunu da eğitim fakültelerinden başka, eğitim kurumlarından başka da bunu yapabilme hali yok.
İnsanın fıtratı birbirine kıskanır, birbirine çekemez, birbirine egolarını aşamaz. Gerçekten insanlar ilkel dürtülerini kontrol edemiyorlar. Gerçekten insanlar benliklerini baskılayamıyorlar, yönetemiyorlar. Yani Cumhuriyetimizin istediği gibi sonunda paylaşımlı, paylaşımcı, vicdanı hür, fikri hür, imanı hür, ilim ve irfan sahibi insan yetiştirme konusunda üzgünüm ki eksikliklerimiz oluyor. Bunda da bakış açısı diyorum. Küresel bakış açısına yaklaştığımız zaman evrensel insanları yetiştirebileceğiz. Sonlandırıyorum. Son bir şeyim daha vardı Akın Bey. Evet. Temel yönetim fonksiyonları, becerilerini ben o okulda kazandım. Bir analiz ya, SWOT analizi diyorlar günümüz. Biz ona kefe analizi diyorduk. Analiz yapmak, planlamak, örgütlemek, yönetmek, denetlemek, koordine etmek gibi bu konularda iyi yetkinlikler özellikle bana nasip oldu. Hasbel kader diyeyim. Bunda da katkısı olan arkadaşlarımın, öğretmenlerimin hepsine şükranlar diyorum. Bundan sonraki tek bir dileğim de eğitim fakülteleri adını kullanmasa dahi köy enstitüleri mantığıyla, o metodolojiyle ezbere dayalı değil, üretime dayalı bir program yaparsa bu bilgi çağında hele hele bugün dünkünden daha çok ihtiyacımız var. Dün evet yani 10 bine yakın öğretmenimiz vardı diyelim. Dünkü ihtiyaçlarımız farklıydı. Köyleri kalkındırmak, canlandırmak lazımdı. Ama bugün sabun kalıbı gibi ülkemiz elimizden kayıyor. Milenyum çağına gerçekten uyacak insan PISA'nın ölçümlerine göre insan kalitemiz yok. %16 okuma yazma bilmeyen lisede öğrenci var. %70'e yakın okuduğunu anlamayan insan var. Matematik öğretmenlerin %60'ı bilmiyor. Bunlar çok dertli ve ciddi problem. Şakaya gelir tarafı yok. Bunun mutlaka eğitim fakülteleri kendine bir misyon edinmeli. Bu misyon, evet engelleriniz olacak, evet zorluklarımız olacak. Ama mutlaka böyle bir dileği de son olarak söylemiş olayım. Başka bir formül aramaya gerek yok. Silikon vadileri buralarda kurulabilir. Formül belli. Elimizde toprak altında gömülmüş bir ane halde bırakılıyor. Oranın iskeletine bakılsa o çocuklar çok güzel iş yapmışlar. O röleveyi çıkaranlar. Yani ona bakılsa dahi sadece ondan alıp bir formül yeterlidir. Hepsine emeği geçenlerine yürekten teşekkür ediyorum.